İnsanlar özellikle tarım devrimini gerçekleştirdikten sonra günlük işlerini daha kolay organize edebilmek için takvime ihtiyaç duymuştur. Büyük çoğunlukla da gökyüzü cisimlerini ve hareketlerini gözleyerek buna göre takvimler geliştirmişlerdir. Aslında bugün kullandığımız miladi takvim 0 senesinde kabul edilip başlatılmamış, 16. yüzyılda Papa 16. Gregorius tarafından yaptırılmıştır. Milattan önce 46 yılından 1500'lerin sonuna kadar da Julian takvimi kullanılmıştır. Fakat yapılan bir hata sonucu Julian takviminde her 128 senede bir günlük kayma oluşuyordu. Miladi takvimse senede 10.8 saniye hata oranıyla bugüne kadarki en güvenilir ve hassas takvimdir. Bu takvimin her birinci ayı da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir. İnsanlar da seneler boyunca yaşadıkları coğrafyaya ve topluluklara göre yeni yıla anlamlar yüklemiş, adetler türetmiş, klasik hale gelen kutlamalar geliştirmiştir. Kablosuz derginin bu videosunda yılbaşı ile ilgili dünyanın dört bir köşesinde yaşanan ilginç olaylara bakacağız. New York'un meşhur meydanı Times Square, yılbaşı kutlaması için dünyadaki en popüler mekandır. Dolayısıyla her 31 Aralık gecesi yoğun turist akınına uğrar. Örneğin 2019 yılbaşında 1 milyon kişinin burada toplandığı açıklandı. Binlerce kilometre öteden gelip, hayatlarında belki de bir tek defa bu anı yaşayacak insanlar da bu geceye dair hiçbir şey kaçırmak istemiyor. O yüzden kutlamalar boyunca tuvalete gitmemek adına bazı kişiler altlarına hasta bezi bağlayarak tüm geceyi böyle geçiriyor. Avrupa'da yılbaşı kutlamasının en popüler olduğu yerse Almanya'nın Berlin şehridir. Her sene büyük bir turist kitlesiyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi yeni yılı Berlin'de karşılıyor. Brandenburg Kapısı ve Victoria Sütunu arasındaki 2 kilometrelik 17. Juni Caddesi'nde sabaha kadar süren DJ partileriyle birlikte insanlar coşkulu bir şekilde yeni yılı karşılıyor. Etiyopya resmi olarak tüm dünyadan çok daha farklı bir takvim kullanıyor. Ülkede şu an 2012 senesi yaşanıyor. Miladi takvimin ilerleyişini 7 yıl 8 ay geriden takip ediyorlar ve 12 aya ek olarak 5 ya da 6 günü içeren 13. aya da sahipler. Bu takvime göre yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriyorlar. Yılbaşında gece 12'de değil, sabah 6'da kutluyorlar. Çünkü inanışlarına göre yeni gün sabah başlar. Sovyetler Birliği zamanı devletin resmi dini ideolojisi ateizmdi. Ülkede tüm dinlere karşı büyük bir baskı vardı. Bu sebeple bir Hristiyan öğesi olan Noel Baba figürü de yasaktı. Fakat Sovyet vatandaşları Noel Baba geleneğini biraz değiştirerek de olsa yaşattılar. Hem diğerine Türk mitolojisinden bir figür koyarak Ayazata karakteri Türk, Altay, Kazak ve Kırgız topluluklarında soğuk tanrısı olarak geçer. Sovyet vatandaşlar da bu karakteri yılbaşında ağaçlar altına hediye koyan Noel Baba yerine kullanmıştır. Güney Kore'de 60 yıldır miladi takvim kullanılmasına rağmen çocukların yaşlarını hesaplarken eski geleneklere göre hesaplıyorlar. Buna göre anne karnında geçirilen 9 ayla birlikte çocuklar doğduğunda 1 yaşında olarak kabul ediliyor ve yaşı da seneye eşit olarak hesaplanıyor. Hangi ayda doğmuş olursa olsun yılbaşından sonra 2 yaşına basmış olarak geçiyor. Bu gelenek ayrıca birkaç Asya ülkesinde daha var. Ama bu hesaba göre yılın son günlerinde doğan bebekler için saçma bir durum oluşuyor. 31 Aralık günü doğmuş bir bebek, ertesi günü 2 yaşına girmiş oluyor. Daha da kötüsü okula başlama yaşı da bu şekilde hesaplanıyor. Güney Kore Meclisi bu durumu değiştirmek ve batılı ülkeler gibi yaş hesabı yapmak için geçtiğimiz günlerde bir yasa tasarısı hazırladı. Rusya'da yılbaşı çok yakın tarihlerde iki kez kutlanıyor, 1 Ocak ve 14 Ocak'ta. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 1918'de miladi takvimi kabul etmesine rağmen Rus Ortodoks Kilisesi'nin Julian takviminde kullanmaya devam etti. Gelenek o günden bugüne kadar geldi. Her yerde alışılmış olan yılbaşı kutlaması 1 Ocak'ta yapılırken 14 Ocağı ise aileyle birlikte yemek yenilen bir gün olarak kutluyorlar. Peru'da her yılbaşından önce 25 Aralık'ta insanların birbirini dövdüğü Takanaku adında bir festival düzenleniyor. Erkekler, kadınlar ve çocuklar anlaşamadığı kişiyle karşılıklı dövüşüyorlar. Dövüş esnasında bir hakem bulunuyor ve sadece kanama olması gibi bir durumda araya giriyor. Kavga edenlerin sonuç ne olursa olsun karşısındaki kişiye sarılmadan pistten ayrılması yasak. Tüm dövüşler bittikten sonra hep birlikte yemek yiyip eğleniyorlar. Bu festivalin amacı kırgınlıkları ve düşmanlıkları bitirip yeni yıla temiz bir sayfa açarak başlamak. Böyle bir listede Kuzey Kore'nin olmaması garip olurdu. Kuzey Kore tüm dünyadaki sistemleri reddeden ve kendine ait Juche adında bir felsefesi olan ülkedir. Tam zamanı bilinmese de kendi felsefelerine bağlı olarak 1995 veya 1997'de Juche takvimini yürürlüğe koydular. Güneş yılı esasına dayanan bu takvimde milat, büyük lider Kim Il-sung'un doğduğu 1912 yılıdır ve yıllar Juche 1,
Juche 2, Juche 3 gibi sayılır. Şu an ülkede Juche 108 yılı yaşanmaktadır. İskoçlar yeni yılı Hogmanay isimli bir festivalle karşılıyor. Ateşler yakan insanlar ellerinde meşalelerle kötü ruhları kovmak için sokaklarda dolaşıyorlar. Ayrıca yeni yıl akşamı evlerin tüm kapı ve pencereleri açık bırakılır. Çünkü yer altından geldiğine inanılan, kötü ruhları taşıyan siyah köpeklerin kapıdan çıkıp gideceklerine ve giderken de eski yıla ait her şeyi götüreceğine inanıyorlar. Her ülkede olduğu gibi İspanya'da da yeni yıl için çok değişik adetler var. Yeni yıl çanı çaldığı gibi İspanyollar çanın çalması bitmeden 12 tane üzüm yiyorlar. Her bir tane bir ayı temsil ediyor ve üzümlerin her ay için ayrı ayrı şans getireceğine inanıyorlar. Bu yüzden İspanya'nın büyük bir çoğunluğu her yeni yıla ağızları dolu bir şekilde giriyor. İrlandalılar yeni yılın ilk misafirinin yılın nasıl bir yıl olacağına işaret olarak düşünüyorlar. Eğer eve gelen ilk ziyaretçi uzun boylu, esmer ve yakışıklı bir erkekse bolluk, bereket ve iyi şans dolu bir yıl olacağını, kızıl saçlı bir kadınsa keder ve acı dolu bir yılın onları beklediğini düşünüyorlar. Danimarkalılar yılbaşı gecesi saat tam 12'de sevdikleri insanların kapısının önünde tabak kırıyorlar. Böylelikle kötü enerjiyi uzaklaştırdıklarını, bir yerine taze ve pozitif enerjiyi davet ettiklerini düşünüyorlar. Zira tabak kırıklarının çok olduğu kapılar çok arkadaşı olan kişilere aittir. Dünyanın birçok ülkesinde en çok doğumun olduğu ay Eylül ayı olarak gözüküyor. Özellikle de Eylül'ün ilk ve ikinci haftası. Eylül ayından 9 ay geriye doğru sararsak çiftlerin çoğunlukla yılbaşı gecesi bebek yapmaya karar verdikleri görülüyor. Her ne olursa olsun her başlangıç yeni bir heyecandır. Her geçen yılda sizin için en iyisi olsun. Eğer sizin de yılbaşı ile ilgili bildiğiniz ilginç bir bilgi varsa lütfen yorumlara yazın.